Bozulamaz. Bakma zaten böyle. Geçiyor. Suni bir gölet oluşturduk. Bu sene yağışlar da güzel oldu. Yağmurlar da çukurları doldurdu, su çukurlarını. Yani şu anda su yönünden bir sıkıntımız yok. Manda olan köylerde araştırma yapılmış. Kanser ve diğer hastalıklar daha az rastlandı. Halen şu anda mandanın olduğu köylerde yani. Söyleniyor yani. Bu köyde 60 yıl öncesi 200 tane manda varmış. 100 tane inek varmış. Yağ oranı fazla mandada. Yağı beyaz yani, kreması, kaymağı beyaz oluyor. Beyaz olduğu için insanın sindirimi daha kolay oluyor yani. Daha rahat oluyor yani. İçerken manda sütü koyun sütünden koyu olduğu halde hiç sıkıntı çekmiyorsun. Hem kokusu yok, hem lezzetli. Yani sanki yani kalın, yani yoğun bir süt içmiyormuşsun gibi oluyorsun yani. Çok lezzet veriyor yani. Tereyağı olsun, peyniri olsun çok farklı. Manda Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlardandır. Tarım Bakanlığı'nca neslinin devamı için desteklenmektedir. Destek olarak da hayvancılıkta en yüksek desteği manda almaktadır. Anaç manda başına devlet her yıl 350 lira vermekte. Ayrıca sütü de teşvik edilmektedir. Sütündeki yağ oranı %8 olduğu için kreması gıda sektöründe önemli yer tutmaktadır. Ayrıca devlet de sütüne litrede 20 kuruş destek vermektedir.